Efendim biz 1933'te Yeşil Köy'e girip yerleştik. Geliş yerimiz Silistre, Köstence, o bölgenin bütün grubunu Tevfik Rüştü Aras, o dönemin başbakanı, Abdullah Supi Tanrıömer, Bükreş Büyükelçimiz, Atatürk bütün o bölgeyi 6 ayda Türkiye'ye çekti. Köstence'den vapura binip Sepetçiler Kasırı'na gemimiz yanaştı, indik. Yeşilköy'de 16 odalı bir köşk. Antel lambaların sahipleri Mehmet Sipahiyoğlu, Adem Sipahiyoğlu. Gelirken çift atlı babam kendine özel payton yaptırdı. Burada gezeriz diye. Paytonla geldik, çift atlı. Sürücüsü Müstecip Efendi, gabin giyer, başında kalpak. Babama ille Yeşilköy'de fırın ve bakkaliye aç. Rahmetli Yeşilköy'de kışın 100 kişi var. Ekmeği nereye satacağım? Bakkal dükkanında 100 kişi nasıl alır? Sene 33, 10. ay falan. Eski bizim lokantanın olduğu yerin karşısında bir fırın vardı. Babam ayaküstü fırını satın aldı. Fırının onarımı 5-6 ay sürdü. 5-6 ay sonra biz ekmek çıkarmaya başladık. Fırındaki kar yetmeyince fırının karşısında bir bakkal dükkanı açtık. Onu diyoruz. O kadar sattığın ekmeğin karnesini ibraz etmek mecburiyetindesin. Aldığın un miktarı kadar ekmek karnesi vermek mecburiyetindesin. 37'de Ahmet Büyükdoğanları, Fevzi Büyükdoğanları fırını devrettik. Bakkal dükkanımız o kadar ilerledi ki sadece hayvan yemi olarak 100 ton arpa satardık. Çekmeceden geçen at arabalarına, öküz arabalarına. Harp seneleri geldi. Dükkanda satacak bir takunya, affedersin, keçi boynuzu, kepek, kırbaç, kazma sapı, çarık, bir de yarısı lastikten yapılan ayakkabı. Bakkal dükkanında satacak başka hiçbir şey kalmadı. 43'te bakkal dükkanını dayıma bıraktık. 43-45, 10-12 tane inek. Yukarıda büyük bir yerimiz vardı, ona duruyor. İşte 12 inin alacağı bir ağır. Onun sütünle hayatı idame ettik. Bunları belki kimse inanmaz. 35 kuruş kışın süt, yazın 30 kuruş, hava sıcak 25 kuruş diyorlardı. Çekmece'de bir yoğurtçumuz vardı. Mecbursun, dökümesini vereceğim. Oldu. İlk ufacık bir dükkan, 4 masa, 20 iskemle bu işe başladık. Bu iş bizim mesleğimiz değildi. Müşteriler yine at arabası sürücüleri, Trakya'dan üzüm getiren, kavun karpuzu getiren grup. 45, 46, 47 otomobiller piyasaya çıkınca taksiler arttı, otomobil engellenenler arttı. 47-48'de bu ufacık 4 masalık yer 100 iskemliye çıktı, gene yeri yok. Nadir Nadi, Doğan Nadi,
Cumhuriyet'te bir yazı yazdı. Burhan Fedek. Arkadan Ahmet Emin Yalman baş makaleyi aldı. Sandalya dediğini 500'e çıkardık. Yine Çekmece'de rahmetli Celal Bayar kapıda sırada bekledi. 60 mı, 61 mi? Şale Köşkü'nde rahmetli Cevdet Sunay'la bayramlaşmaya gittim. Atasagun Meclis Başkanı, bir Cumhurbaşkanı kalktığı yerden el uzatır veyahut ayağa kalkarak elimi sıktı. O kalkınca 20 kişilik grup Şale Köşkü'nde oluyor. Herkes ayağa kalktı. Bana söyledi, şu oldu. Beyti Beyoğlu'nun Küçükçekmece sana ufak geliyor. Yeni bir yer kur. Biraz şimdi yapamazsan, 1-2 sene geçerse yapamazsın. 20 saniyenin içinde söylediğim cümle şu oldu. Huzurlarınıza söz veriyorum. Buradan çıkınca işe başlayacağım. Seneye dedi, inşallah bayramı sizde yaparım. Bakın, her tarafta resim var. Oradan Şale Köşkü'nden Vif Bey'e geldim. Allah rahmet eylesin, ne konuştunuz dedi. Kendine cevabımış oldu. Efendim dedim, yeni bir yere başlıyorum. Bunlar insanın hayatında kırılma noktaları. Kimle yapalım dedi bu işi rahmetli. İki tane, üç tane isim saydı. Dedim ki Hayati Bey'le ben yola girerim. Hayat Tabanoğlu, hemen açtı telefonu. Ertesi gün öğle yemeğinde Divan Otel'de buluştuk. Dedim Hayati Bey, Pap Divan'ı yeni yapmış. Divan Otel'in o çıkış, üstteki çerçeveler, kafesler, lokantanın yenilenmesi. Ne harcadın dedim. 5 milyon dedi. Elimdeki bütün param 2,5 milyon lira. Kafamda böyle bir proje. Bunu rahmetli annemle yağlı kağıt üzerinde 46, 47, 48'li yıllar annemle çizerdik. Hani böyle yaparız, yeni bir yer yaparsak. O arada mimar arayışının içindeyiz. Teknik üniversitede bir dostum vardı, Allah rahmet eylesin, Muhittin Dilege. Gel dedi, seninle Yılmaz Sandı'ya gidelim. Yılmaz Bey'e gittik rahmetliye. Ben dedi, arkadaş senin işini yaparım. Türkiye'de o dönemlerde mimara para verecek insan o kadar az ki mimarlık bir sanat olarak düşünmezdik. 40'lı, 50'li, 60'lı yıllar. Mimarlık Türkiye'de para veren insan çok azdır. Ben önce senin paranı vereyim, öyle işe başlayalım. Çünkü iş bittikten sonra bir para ödeyecek o kuş kalmıyor. Nur üstüne yazsın. Dedi ki, kapının önünde Cumhurbaşkanı sırada beklerken sen bir badyanı sıra harici içeri alır yemek verirdin. Lafın büyüklüğüne bak. Ben bu işi yaparım dedi. Dedim adını koyalım. Bana bırak dedi. 2 senede buranın temelini atabildim. Buranın kazmasını durmak için ruhsatla uğraştım. 2 senede iskanla uğraştım. 4 sene. Kısmet oldu, açtık. Şimdi öyle bir yerdeyim ki ben karın doyururum. Ama yaptığım iş beni her an nerede olmak istiyorsan ben oradayım. Bütün dünyayı doyurdum. Dünyanın belli başlı kuruluşları beni kaleme aldı. Danny Kaye'den tutun, McNamara'dan tutun, Arthur Miller'dan tutun, Clinton'dan tutun. Bütün dünya liderleri buradan geldi geçti. İşime olan saygım
her şeyin önünde gelir. Kapıdan kim girerse girsin bana ekmek vermeye geliyor. 10.000 metrekare içinde bir insan duyururum. Ulansa bu iş benim saltanatım. Nereye gidersem az çok ilgi görürüm. Bütün dünyada dostlarım var. Fazlasını insan ne bekler?